Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Osmanlı toprak sisteminde kalmıştık. Oradan anlatmaya devam ediyorum. Dediğim gibi Osmanlı kültür medeniyeti biraz yoğun da bir konudur. Bütün ayrıntısıyla şeyle anlatmaya çalışıyorum. Dinledikten sonra hemen soru çözersek güzel bir şekilde oturur ve problem yaşamayız. Hemen dersi buradan konu anlatımından bizim Fethihname'den takip ettikten sonra hemen Fethihname Soru Bankası'nı çevirip Buradan sorular çözüyorsunuz. Bir de dedim ya tekrar için çok kısa tekrarları tekrarlar yapabilmeniz için de her ünitenin sonuna soru cevap tekrarları koydum ben. Yani tekrar ederken baştan bir daha okuman gerekmiyor. İşin özünü orada tekrar yazdım. Ondan sonra da biraz soru çözdüğünüz zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi toprak sistemi nasılmış Osmanlı'nın bakalım. Aynen eskiden yaptığımız gibi yapıyoruz. Toprakları sahibine göre ayırıyoruz yine. Devletin malına miri arazi, vatandaşın kendi malına mülk arazi diyoruz. Aynı eskisi gibi. Özel mülkiyet tabi yine var ee, ama tabi devlet arazisi daha fazla. Şimdiye kadarki devletler nasıldı Selçuklular'da falan? Ee, miri arazi, has, ikta, vakıf diye basitçe ayırmıştık. Osmanlıda biraz ayrıntı fazla. Osmanlıda hem toprak fazla, hem sistem fazla, ayrıntı fazla. Ama ana mantık aynı. Devletin malı. Ve burada sayacağım herkes kiracı. Bu toprakların e, kullanımını devlet izin verirse devam ettirir. Mülkiyeti kesinlikle devlete aittir. Şahsın kendi malı değildir. Bakalım Osmanlı toprakları nasıl değerlendirmiş? Ee, mukata. Bunlar, ona dikkat edin. En önemlisidir mukata. Osmanlı topraklarının en kıymetli arazileridir. Mukata arazileri. Ve devlet buraları... 30-40 yıllığına falan işletme hakkını verir ihaleyle. Peşin para alır. İhaleyi bu şekilde verir. Ha bu şekilde ihaleyle peşin para alıp da verme işini ne diyorduk biz? Uzaklarda uygulanıyordu bu ama bu da iltizam. Bunun adı da iltizamdır. İltizam sistemi demiştim ya. Bu toprakları devlet kiralık olarak işletme hakkını veriyor. Mesela Yalova uzak bir yer mi? Değil. Sarayın bütün ıı, erzak şubu falan filan tarım şeyleri oradan karşılanıyordu mesela Yalova en kıymetli araziydi Yalova mesela mukataydı. evet devlet oraları küçük küçük bölüp tımar diye vermemiş ki mındar olmasın diye çok değerli yerler en işe yaramayan topraklarda mevat arazidir mevta ölü işe yaramayan topraklar yani mevta arazi metruk arazi var metruk terk edilmiş demek. Terk edilmiş derken şey zannetmeyin boş bırakılmış değil. Devletin halka terk ettiği yerler. Parklar bahçeler, ormanlar, mesir alanları falan filan. Bunlar da metruk arazi diye geçiyor. Malikane üstün hizmet gösterenlere ödül olarak veriliyordu. Ama sonradan yoldan çıktı. Kime göre üstün hizmet? Değil mi? Uca açık. Mesela bir vali bir yere atandı. Ona yalakalık yapan bir kankası var diyelim yanında. Ona hemen malikane verir üstün hizmet gösterdi diye. Bu malikaneler sonra ömür boyu verilmeye başlandı. Böyle güçlü ailelere verilmeye başlandı. Şeye de malikane veriliyordu bu arada. Mesela bir yer fethedildi ya oranın eski kral prens ailesi ne oluyor bu arada gençler değil mi? Onları öldürmüyorlar ya. Ee, onlar da eski yaşantılarını devam ettirebilsinler diye kudurmasınlar diye onlara da malikane veriliyordu. Onun için malikane deyince sizin aklınıza şu anda bir toprak gelmiyor. Güzel bir çiftlik arazisi ortasında güzel bir ev geliyor, değil mi? Malik. O bozulmuş hali işte. Bozulmuş hali o malikane sisteminin. Vakıf topraklarını biliyorsunuz. Mantığı hiç değişmedi. Geliri sosyal hayır işlerine ayrılmış topraklardır. Osmanlı'da vakıf sistemi çok geniş. Vakıf sadece toprakla olmuyor biliyorsunuz. Biz burada toprağı anlatıyoruz da. Mesela bir binayı da vakfa verebilirsin, bir kitabı da verebilirsin kullanınsın diye karşılıksız. Ne bileyim işte bir yeri kullanabilirsin. Sadece biz buradan anlattığımız toprak bu vakıf. Masraflar mesela hastanelerin, bursların, medreselerin, camilerin, imarethanelerin, tabhanelerin e, masrafları falan hep bu vakıftan karşılanıyor. Vakıf yöneticilerine de mütevelli deniliyor değil mi? yöneticilerine mütevelli deniliyor. Osmanlı'da vakıf çok. Mesela göçmen kuşlar için bile vakıf kurulmuş. Göçmen kuşların gelip geçtikleri yerlerde mağdur olmasın hayvanlar diye onlar için bile böyle bir medeniyet kurulmuş bir sistem var. Mesela İstanbul Boğazı'nın kenarlarında böyle yüksek direkler var. Ortası çukur. Oralara böyle yem koyuyorlar ki leylekler şunlar bunlar göçerken oradan e, bunlara şey yapsın kullansın yararlansın. Mesela kış çok sert geçti. Dağdaki hayvanlar mağdur olmasınlar diye et parçaları götürüp dağ bayrağı bir yerlere bırakılıyor. E, buğday götürüp sepiliyor. Bu biraz şeydir, Hazreti Ömer e, felsefesidir. Ne diyor? Dağlara ve taşlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede hayvanlar aç demesinler diye. E, o biraz e, o zihniyettir. Öyle güzel şeyler de var. Evet Vahşi hayvanlar için bile kışın vakıf sistemi var. Göçmen kuşlar için var. Yaralı hayvanlar için var. Ondan sonra böyle. Mesela sokak hayvanlarını beslesin diye görevli var. Onun malzeme var. O yemekleri yiyecek hayvanlara verilen şeyler. O adamın maaşı. Bunlar hep böyle vakıftan karşılanıyor. Vakıf sistemi çok. Ama onu kendi çıkar için kullananlar da var demiştim. Mal aktarımı için paşalar falan yapıyordu Paşmaklık padişahın eş ve kızlarına verilen topraklardır. Eşi ölürse, kız evlenirse geri toprak devleti. Tabii. Masrafları için. Mesela Hürrem Sultan e, böyle anlatılırken çok bayağı birisi gibi falan dizilerde buna e, müsaade ediliyor. Yanlış. Devleti benimsememiş olabilir. De, devşirme olduğunu şey yapabilir. Olabilir. Demek ki karakterli bir kadınmış. Geldiği yeri falan unutmuyor yani bir şekilde. Ama e, Osmanlı'yı belki tam benimsememiştir. Hürrem Sultan yoksa Müslümanlığı benimsemedi falan gibi değil. Mesela Kabe'nin örtüsünü çoğu sene Hürrem Sultan kendi parasıyla karşı. Bu çok ağır bir yük. Mesela Hürrem Sultan'ın kızı Kanun'un hayırsever kızı e, Mihrimah Sultan. Kabe'de bugün hac'a giden insanların şeyin e, getirdiği zemzem kuyuları var ya hala onun yaptırdığı gibi duruyor Mihrimah Sultan'ın. E, bunlar bu kadar gücü parayı nereden alıyor? Camiler falan yaptırıyorlar falan. İşte bu paşmaklık arazilerinden. Şey zannedebilirsiniz belki öyle zannetmeyin. Padişah mesela o da öyle. E, kendine ait olan şeyle yapıyor bir sürü cami falan yapılıyor. Şey zannediyorsunuz siz. Tabii şimdiki gibi devletin parasıyla yapılıyor. Gidip birinin ismi veriliyor. Ondan sonra o o şey hayırcı değil ki. Hizmet o. O hizmet. Mesela Fatih Camii'ni Fatih tamamen kendi parasıyla yaptırmıştır. Ustanın maaşı, arsası, şusu, busu hepsi öyle. Yoksa bir de biz diyoruz onlara Süleymaniye Cami, Fatih Camii diye diyoruz. Yoksa bu adamlar kendi yaptırdığı işe gidip kendi tabelasını koyup açılış yapacak kadar şey adamlar değiller. Koskoca Süleymaniye Kâlnı nasıl yaptırıyor işte? Kendine verilen, tahsis edilen yerden yaptırıyor. O hayır işi oluyor o zaman. Öbür türlüsü hayır işi değil o, hizmet olur. Onun gibi böyle büyük şeyler yapılıyor. Hizmetler falan yapılıyor. Yurtluk arazileri var. Yurtluk dediğimiz sınırdaki askerlere veriliyor. maaş karşılığı hem de orada orayı koruyor hem de oradan geçiniyorlar tarladan. Dikkat ederseniz çoğunlukla kasadan para çıkmasın diye değerlendirilmiş topraklar. Ocaklık mesela kale muhafızı ve tersane giderlerine ayrılmış topraklar. Osmanlı'da maaş alan bir yeniçeriler var bir de ilmiye sınıfı. Onun dışında öyle kimsenin maaşı yok. Herkese belli şeylerde toprak veriyor. Kendi maaşını kendi çıkarıyor herkes. Dirlik bunların en meşhuru, iktavarı diye onun gelişmiş hali dirlik. Şimdi şöyle düşün: Devlet yöneticilere padişah da dahil e, maaş verecek olsaydı yukarıdan aşağı azalmayacak mıydı? E, toprak veriyorsa o da yukarıdan aşağı azalacak o zaman. Demek ki bunlar neye göre azalıyormuş, değişiyormuş? Rütbe, makam, mevkiye göre. Mesela üst düzey yöneticilere has toprak veriliyor, has. Hatta padişaha da has veriliyor padişaha verilen hassa havası humayun deriliyor. Büyük has. İşte bu geniş arazi. Geliri yıllık 250 bin akçeden fazla olan topraklar bunlar. Şeye orta dereceli olan yönetici görevlere zeamet veriliyor. Normal köylüye de tımar veriliyor. Bunların içinde en çok tımar dağıtıldığı için kö millet de tımarı bildiği için dirileye direkt tımar da denir. Meşhur ya. Ondan dolayı öyle deniliyor. E, bu arada bir şey soracağım. E, sadece tımar verilen adam mı devlete asker besler yoksa has ve zehametten de asker beslenir miydi? Evet beslenirdi. Buna kılıç hakkı denirdi. Şu an demiştim ya bu yöneticiler vergiden muaf diye Seyfi'ye hatırlıyor musunuz? E şimdi devlet bunlara bir bağış verse bir kısmını vergi diye kesecekti. E toprak veriyorsa onun vergisi ne olacak? Ki vergiden de muhaflar dedim bir de. Onlar da bir kısmıyla asker besliyorlar. Anladınız mı? Buna da kılıç hakkı deniliyor. Asker beslemek zorundalar. Mesela, gerçi onların da işine geliyor. Misal sadrazam verilmiş toprağa. Kendi mi gidip ekecek sadrazam? Nasıl ekecek toprağa? Ne yapıyor? Ee, yanında asker besliyorum ayağına. Adam çalıştırıyor bedava. Onun da işine geliyor. tabii asker besliyorum diye tarlalara ektirip piştiriyor. İşsizlik de engellenmiş oluyor. Acayip karlı. Devlete işte hiçbir zararı yok. Devlete faydası olan bir sistem. Ee, i̇şsizlik de olmuyor. O adam da karnını doyurduğu için işte minnettar kalıyor. Sadrazam da beleş adam çalıştırıyor tarlada. Onun da işine geliyor. Herkesin işine geliyor bir anlamda. Ee, dirlik sistemi böyle. En meşhuru bu. Burada özellikle mukataya siz dikkat ediniz. E, ee, geliri iltizamla toplanan ve doğrudan hazineye giden topraklar e, mukatadır. E, yine sınavdan sonra inşallah göreceksiniz sınavlardan sonra burada anlatırken vurguladığım, birebir söylediğim şeylerin e, kulağınızda yankılandığını ve birebir o sınavlarda çıktığını e, şahit olacaksınız. Evet, vurguladığım yerlere özellikle dikkat ediniz efendim. Mesela toprakta şey var, arpalık var mesela. Diyelim sadrazam'a has verildi. Sadrazam emekli oldu. Artık sadrazam kadar toprak veremezsin ki ona emekli maaşı gibi daha küçük bir toprakta arpalık olarak veriliyor. Anladınız mı? Görevdeyken de veriliyor. Mesela sadrazama toprak verdin kendi geçimi için. Peki sadrazamın yanındaki görevliler, atlar, sadrazamın yanında çalışan adamlar, konakta çalışanlar sadrazam bunları maaşından mı karşılayacak? Hazine de bunu karşılama yanaşmıyor çok, hoşlanmıyor. Ha, arpalık o zaman ödenek, ödenek. Şimdi ödenek veriliyor ya bir yere göreve gidersen falan gibi. Onun gibi arpalık deniliyor ona da. Emekli maaşı gibi küçük de veriliyor arpalık. Mesela bu tımar da öyle. Şeyle çok girmek istemiyorum da. Tımar sadece as asker beslenen bir şey değil değil mi? Mesela asker besleyebilecek savaş tecrübesi olana verirsin asker besle diye. Normal adam nasıl asker yetiştirecek? Kendi bilmiyor. Değil mi? Askerlik tecrübesi olana asker besle diye verirsin tımarı. Köyün köyün öğretmenlik yapıyorsa ona verirsin ayrı bir tımar. Bunlar kendi içinde ayrılıyor. Eşkinci tımarı, mustafız tımarı, köyün imamına verilen ayrı, asker beslesin diye ayrı. Bu ayrıntıları çok da şey yapmanıza, onlar biraz alanlık bilgiler. Yani ÖABT dediğimiz tarihçilere sorulabilecek ayrıntı bilgiler. Tımarın da kendi içinde tabi çeşitleri var. Evet. Toprak sisteminde devletin arazisi böyle kullanılıyormuş. Milletin arazisini zaten biliyorsun eskisi gibi. Kendi mal adamların, Müslümanın ise eğer toprak öşür verdiği için öşrü arazi, gayrimüslimin toprağı ise de haraç verdiği için haracı arazi diyoruz. Bunlar toprakları eker, biçer, vergilerini verir, kendileri ne yaparsa yaparlar. Miras bırakırlar, başkasına satarlar, devrederler. Neyse artık öyle. kendileri şimdiki gibi yani. Gelelim vergilere. Osmanlı'da vergileri de ikiye ayıracağız. Şer'i vergiler, Örfi vergiler. Şeri vergileri zaten biliyorsunuz. Osmanlı yeni bulmadı ki. Öşür, harac, cizye değil mi? Daha önce de anlattım bunları size. Öşür Müslümanın verdiği ürün vergisiydi. Onda bir. Haraç gayrimüslimin ürün vergisiydi. Beşte bir. Cizye de gayrimüslimin askerlik karşılığı verdiği kelle vergisiydi. Cizye. Bunları biliyorsunuz zaten anlattım. Örfi vergileri belki çoğunu ilk kez duyacaksınız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadarki devletler ne yapıyordu toprak sahibinden? Sadece çıkan üründen mi vergi alıyorlar? Tarladan da alıyorlar mıydı? Sadece üründen alıyorlardı. Osmanlı araziden de almış. Mesela Müslüman olan üründen ne veriyordu? Öşür. Devlet araziden de almış. Resmi çift. Çift resmi. Rusum vergi demek zaten. Hepsinin başına koyabilirsiniz. Resmi çift, resmi ispenç, resmi avarız, resmi agnam diye. Rusum vergi demek. Evet. Müslüman olan demek ki çıkan buğdaydan da vergi veriyor. Onda bir bir de tarladan veriyor. Kendinin ya resmi çift. Müslüman olmayan üründen ne veriyordu? Haraç. Araziden de almış devlet. İspenç. Arazi vergisi gayrimüslimi. Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Avarız. Buna dikkat edin lütfen. Ee, önemlidir. Avarız ilk defa ikinci Bayezid aldı Fatih'in oğlu. Olağanüstü durumlarda alınan bir vergidir. Her zaman alınmazdı. Yalnız bir bakıyoruz 17. yüzyılda sürekli hale gelmiş. Demek ki sürekli olağanüstü bir durum var. Değil mi? Yani bir de bizim biliyorsun bir vergi bir kere alınsın yeter ki o mutlaka sürekli hale gelir bir gün. Hatta isyanların bir sebebi de bu 17. yüzyıl duraklama döneminde. Çünkü ara sıra aldığım vergi sürekli olursa millet buna kızar avarız vergisi. Ve gittikçe de ağırlaşıyor bu milletin sırtında. Küçükbaş hayvanlardan alınan vergi var. Agnam, adeti agnam derler. Küçükbaş hayvan vergisi. Kanem, Arapça koyun keçi demek zaten. Küçükbaş hayvan vergisi. Tımar toprağı verdi devlet sana. Üç sene üst üste ekmedin. Cezası var. Çift bozan vergisi. Üç sene ekmezsen eğer çift bozan vergisi alır devlet. Toprağı da alır senden bir daha da toprak vermez kovar seni. Ne yaparsa yap ondan sonra. Çift bozan vergisi. Cürüm işleyenden cerime diye vergi alınıyor. Çeksin ceremesini derler ya cürüm suç. Şimdiki işte sigara cezası işte bilmem park yeri cezası falan gibi cerime diye vergi var. Yol ve köprü geçiş noktalarından derbent diye vergi alınıyor. Resmi derbent. Yol köprü vergisi. Amediye gümrük vergisi demek. Amet giriş kapısı demek. Mesela şimdi ona başka anlam yüklemeye çalışanlar oluyor da. Ahmet giriş kapısıdır. Mesela Diyarbakır'a neden Ahmet denirdi? De aşağıdaki bizim en büyük eyalet orası. Yani sen mesela Kars'a da diyebilirsin Ahmet diye öbür tarafa. Edirne'ye de diyebilirsin anladın mı? Gümrük vergisi. diye. Daha ne vergiler var? Bunlar normal vergiler. Bekarsın vergisi var. Bekar erkeklerden alınıyor. Mücerret. Mücerret yalnız tek demek. Ceride derler ya. Hatta gazetenin tek nüsa çıkan gazeteye ceride der. Ceride'ye havadis gibi. Mücerret. Hatta İstiklal Marşı'nda da geçer. Ruhu mücerret gibi fışkırır yerden naaşım. Mücerret yalnız demek. Tek demek. Yani bekar anlamında da kullanılıyor. Bekar erkeklerden alınan vergi. Evlenirsem kurtulurum diye sakın. Bennak evli erkeklerden alınan vergi. Varlıklı olanlardan alınıyor işte bu. Evlenirsem e, tam evlenmek üzereyim deyip de memuru atlatmaya çalışabilir. Atlatamazsın çünkü evlenirken de vergi var. Arusane evlenirken kız tarafından alınan vergi. Şimdi kızların hemen şey yaptığını söylüyorum. Niyeymiş falan. İyi e, de, demek ki ses çıkarmıyordur. Merak etmeyin. Bu da erkek tarafının cebinden çıkıyor. Başlık parasının vergisi. Arus düğün günü demek zaten. Arusane başlık parasının vergisi. Başlık parasından vergi almak da nasıl bir zihniyet? Normalde gençler bir şey diyeceğim size. Bu başlık parası dediğim normalde mantıksız bir şey değildi. O sonradan parasıyla işte kendi kızını satma işiyle döndü. Onu yapacak karaktersiz adam zaten her türlü yapar. Eskiden mantıksız bir şey değildi. Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Şimdi normalde İslam hukuku kadına e, ev geçindirme zorunluluğu vermiyor. İslam hukuku kadına eve bir çöp bile getirme şeyi vermiyor. Mecburiyet yok kadının İslam hukukunda. Hatta şöyle ayrı en ince ayrıntıdan koymuşlar. Örnekler öyle koyulur ya millet anlasın diye. İslam hukukunda kadının kendi çocuğunu emzirme mecburiyeti bile yok. İşte bazen diyorlar kadın değer vermiyordu işte İslam hukuk falan değil. O erkek kısmı hukuku kendine göre uydurmuş. Sizi eziyor. Siz de zannediyorsunuz ki İslam bizi eziyor diye değil. Evet. Mesela bir kadın kocasına diyebilir, git çocuğa süt anne bul, ben çocuğu evzirmek zorunda değilim diyebilir. Böyle bir hakkı var. Gerçi onu diyen kadın da nasıl bir kadındır bilmiyorum da ama böyle bir hakkı bile var. Onun için de e, erkek tarafına masrafların çoğu yüklenmiştir. yüklenmiş Bir de eskiden biliyorsunuz zaten gelin, erkeğin evine gidiyor. Şimdiki Şimdi herkes gelin, oğlan da kız da başka bir eve çıkıyorlar. Ama o zaman erkeğin ailesinin yanına gidiyor. Adam aslında eşya alırken kendi evini almış oluyor. Onun için kız tarafı e, düğün için harcasın diye masraf çeyiz için harcasın diye erkek tarafı mantıklı olarak kız tarafına para veriyor. Kız çeyizini alsın harcasın diye normal mantığı bu yani. Ha, sonradan adam şu kadar para verecek diyor veriyor işte e, al kızı diyor git tamam diyor falan işte bunu yapacak adama da adı başlık bile olmadı kendi bir isim uydurur zaten. Evet. Normalde başlarda şey de işte ama mantıksız bir şey değildi bu. Ama bundan vergi alınması tabi çok değişik. Hayvanın kayboldu, devlet buldu getirdi. Vergisi var. Ya ve kaçkun vergisi. Ondan sonra ikinci Mahmut uydurdu ileride ihtisap vergisi diye damga vergisi yani. Damga vergisi ihtisap hala var. Böyle vergi koydu. Bunun dışında arıcılıktan alınan vergi var, kovandan alınan vergi var, baldan alınan vergi var. Petek sayısına göre bir sürü vergi var. Mesela peşkeş de böyle bir şeydir. Peşkeş. Mesela sezonluk çalışan elemanlar oluyor böyle. Vatandaşın, köylünün bir şey tapusu, arsa yazılacak bir, çizilecek bir mevsimlik bir iş. Burada adam yaptığı işin parasını direkt vatandaştan alıyordu. Ee, peşkeş diye. Daha sonra tabii kim çok para verirse onun işini yapmaya başladı elemanlar doğal olarak. Ondan sonra o peşkeş rüşvete dönüştü adıyla. Anladınız mı? Normalde bir şey para çeşidi, vergi çeşidiydi. Bir ödemeydi yani. Sonradan işte o da bozuldu tabii ki. Peşkeş çekme dedi. Ha, kim bastırırsa parayı onun işi yapılır. Ona dönüştü sonradan. Vergiler böyle çok. Bir de burada başka birkaç kavram daha söyleyeceğim size. Ondan sonra devam edeceğim. Osmanlı'da hem haberleşme hem de yol teşkilatını sağlayan e, eskiden Divanı Beritti bunun adı. Menzil teşkilatı. Menzil nedir? Ulaşılacak hedeftir haberleşmeyi sağlayan, güvenliği sağlayan, yol güvenliğini sağlayan bir kuruluş, menzil teşkilatı. Osmanlı'da esnaf teşkilatı da var. Lonca teşkilatı ahiliğin devamıdır. Evet. E, farkı neydi ahilikle loncanın? Hatırlayın, söylemiştim de. Ahilikte Müslüman olmayan ahi teşkilatına giremiyordu. Loncada öyle bir şart yok. Bildiğin esnaf teşkilatı yani lonca. Peki size bahsettiğim o kavramlar burada da geçerli mi? Mesela kapalı çarşıya bedesten, üstü açık avlulu çarşıya arasta, toptancı çarşısına kapan demiştim. Her bir meslek grubuna hirfet demiştim. E, Tüken aşma iznine e, gedik sistemi demiştim, sorarlar demiştim. Diplomaya icazetname derler demiştim. Bunların hepsi burada da var mı loncada bu kavramlar? Tabii ki var. Fiyat belirlemeye ne diyorlardı mesela? Narh kesmek. Ta ikinci Mahmut kaldıracak onu. O da var. Fiyat belirleme var. Bir de Osmanlı'da ayrıntı gereksiz bir şey ama bazen böyle lüzumsuz şeyler sorabiliyorlar. Dikkat edin. Nakliyecilik yapan bir kesim var. Yani parasını veriyorsun bir yerden bir yere mal taşıyor bunlar. Bunların deve kervanları neyi var? Kargo şirketleri yani. Parasıyla mal taşıyor. Bunlara da Mekkari tayfesi deniliyor. Mekkari tayfesi. Nakliyeciler. Yani kargo şirketleri. Böyle bir şey de var. Şimdi topraktan, vergiden, şundan bundan bahsettik. Bir de parayı anlatayım size. Biraz da ondan sonra eğitimden bahsedeceğim. Böyle paradan, puldan, topraktan bahsediyorum. Birazdan da eğitim, öğretim nasıl Osmanlı'da diye. Şimdi parayı söyleyeceğim size. Osmanlı'da parayı nasıl anlatacağım size? İkiye ayıracağım yine. Para ya kağıttır ya da madenidir. Değil mi? Yani ya kağıttır ya da madenidir. Kağıt para zor iş. Teknoloji istiyor, matbaa istiyor. Ee, ve Osmanlı'nın bir tane kağıt parası var sadece. Kaime. Abdülmecit zamanında sorulmuştu da Abdülmecit zamanında çıkarıldı bu kaime. Kaime-i mutebere. Pek muteber olmadı ama. Bir sene sonra sahtesi çıktı. Ondan sonra geri toplattılar piyasadan ve kalktı, kalktı olmadı yani kaime. Evet. Biz ilk kağıt paranın bile sahtesini yapmış adamlarız yani. Gerçi bizim Türkler bunu çok beceremez. Bu ince işçilik, kalpazanlık daha çok Ermenilerin işiydi. Onlar yapıyordu. Bir de elden çıka yazmışsın bunu. Adam tabii sahtesini yapar. Doğal olarak. Kayme. Paralar genelde madenidir gençler. Ve Osmanlı'da kullanılmış bir sürü madeni para çeşidi var. İlk parayı Osmanlı'da Osman Bey bastırmıştı. Bakır sikke. Orhan Bey gümüş akçe bastırmıştı. Fatih Sultani dediğimiz altın para bastır. Bildiğin altın. Bir de Fatih Devlet'in gücü gösterilsin diye hep yapılır ya bunlar. Şey zannetmeyin ama Fatih döneminde herkes cebinde sultaniyle geziyordu diye. Öyle bir şey yok. Fakir fukara akçeyi bulmuş da sultani mi kalmış herkesin cebinde altın ne yarar öyle bir şey değil. Ondan sonra paralarla ilgili tabirler pek unutulmaz Osmanlı'da gençler. Para toplumda bir canlı gibi yaşamış ya zaten paraya canlı da derler argola, argo tabirde. Paralar çok adlarını hep duymuşsunuzdur. Sikke, akçe, mangır, metelik, para, pul, lira, kuruş, akçe, mecidiye, lira gibi. Bugün lirayı kullanıyoruz biz, kuruşu kullanıyoruz mesela şu an değil mi? <laughs> mesela paralarla ilgili tabirler de pek unutulmaz. Metelik Osmanlı'da ortası delik olan tek paradır. Parası olmayan adam da durumunu anlatmak için meteleğe kurşun atıyorum der. Yani para yok o kadar zor durumdayım ki diyor. Küçük bir delik var ortasında onun. Meteleye kurşun atıyorum der. O dediği o işte delik ortası. Param pulum yoktur derken pul da madeni bir paradır. Pul dediğim postanedeki kağıt değil o da paraydı. Ve daha değersizdi paradan. Onun için paramız pul oldu falan derlerdi. Bir de Osmanlı'da son yıllara kadar paraların üstünde belli bir rakam yazmazdı. Paranın değeri nasıl belli olurdu derseniz paranın ayarı vardı. Nasıl ayar verilirdi paraya? İçine bakır katılarak ayar verilirdi. Şimdi altın gibi aynı. Ekonominin durumuna göre ayar yükseltilir ya da düşürülürdü. Paranın ayarının düşürülmesine takşiş denirdi. Yani devalasyon aslında. İlk devalasyonu da şey yaptı Fatih. Fatih bir ara çocukken birkaç gün padişah oldu da geri indirdiler ya Sona geri geliyor. İşte o çocuk padişah olduğunda Fatih ne cesaretse daha çocuk normalde korkar ne yapar? Askerler falan kudurmasın diye zam yapar değil mi normalde? Bizim bebe atarlı olduğu için bu yeniçerinin maaşı fazla diye maaşlarını düşürdü. Paranın ayarını düşürdü daha doğrusu. Ondan sonra da yeniçeriler isyan ettiler. Mesela bunların 3 akçe olan maaşlarını 1,5 akçeye düşürdü. Ondan sonra Yeniçeriler isyan ettiler. Onun için adı Buçuktepe isyanıdır. Duydunuz, ben duydunuz mu bilmiyorum. Böyle garip şeyler var. Buçuktepe isyanıdır. Sonra Çandarlı işe el koydu. Mehmet'i tahttan indirdi yani Fatih'i. Yeniçeriler de rahat dursun diye maaşlarını tekrar 5 akçeye çıkardı. 3'ten bir buçuğa düşmüştü. Tekrar Çandarlı beş akçeye çıkardı maaşı. Rahat dursunlar isyan etmesinler falan diye. ikinci Murat da geri tahta geldi sonra. Paranın ayarı devalasyon nasıl yapılırdı, takşiş nasıl yapılırdı derseniz çok basit. Devlet parayı toplardı piyasadan, kenarını makasına gırpardı, geri piyasaya sürerdi. Paranın ayarı bildiğim böyle düşürülüyordu yani. Çünkü paranın kendisinin de madenden bir değeri vardı, kenarı kesilirdi, takşiş edilmiş olurdu, paranın ayarı düşürülürdü. Böyle. Paranın ayarını belirleyen uzman kişiye vezzan denirdi. Paranın ayarlandığı ölçü aletine de zıvana denirdi. Beni zıvanadan çıkartma dediği benim ayarımı bozma, benim ölçümü bozma diyor yani. Zıvana diye böyle bir şey, kampana gibi. Şeye de hatta zıvana denir bu eskiden trafik polislerinin içinde durduğu bir böyle vanil gibi bir şey var ya. Zıvana böyle bir etrafı kapalı şey demek. O beni zıvanadan çıkartma dediği benim ayarımı bozma diyor. Paranın ayarı bu şekilde yapılırdı. Peki... Ee madeni paraları söyledim. Kağıt para bir tane zaten onu da söyledim. Paranın ayarın nasıl düşürüldüğünü söyledim. Osmanlı'da kullanılan paraları tek tek saydım. Ee, bundan sonra biraz da eğitim ve öğretimden bahsedeceğim gençler size. Tabii hep para pul neye kadar. Osmanlı'da eğitim sistemi nasıldı? Örgün eğitim nasıldı? Sokak eğitimi nasıldı? Kimler hangi okullarda okurdu? Hangi okulda ne yetişirdi? Onları söyleyeceğim. Sonra bilim adamlarını sayacağım. Osmanlı'da yetişmiş bir sürü bilim adamı var. En sonunda sanat ve sonra mimari. Yani Osmanlı mimarisi nasıldı falan. Size onu anlatacağım. Şimdi bir ara daha vereyim. Ondan sonra Osmanlı'nın eğitim öğretim sistemiyle anlatmaya devam edeyim gençler. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Tamam